Şu an ekranda görmüş olduğunuz isimler bu videoya sponsor olan isimlerdir. Sizler de kanalımıza katıl abonesi olarak desteklerinizi gösterebilir ve bir sonraki videoya siz de sponsor olabilirsiniz. Merhabalar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda da yine sizlerden sıklıkla gelen sorulardan bir tanesine cevap vermeye çalışacağım. Bazen özellikle büyük kurumlarda çalışan kişiler farklı şubelerine, bölgelerine, temsilcilerine doldurmaları için bazı tablolar gönderiyorlar ve bu tablolarda istenmeyen şekilde geri dönüşler olabiliyor. Yani alakasız verilerin alakasız sütunlarda yer aldığı gibi durumlar olabiliyor. Bunu engellemek için şöyle bir şey yapacağız. Bir veri doğrulama yapısı kullanacağız. Mesela bu tabloda ad soyad yazan yere sadece metinsel ifade girilmesini, yaş yazan yere de yine sadece sayısal ifade girilmesini sağlayacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle veri sekmesinden veri doğrulamaya gidiyoruz. Veri doğrulama kutusu açıldıktan sonra izin verilen değer kısmından özel'i seçiyoruz. Eğer İngilizce kullanıyorsanız burada custom yazar. Ve aşağıdaki formül kısmına eşittir. Şimdi metin için yapacağım ama öncesinde şunu yapmam gerekiyor. Bu veri doğrulama hangi alan için uygulanacak? İstersem bütün Excel hücrelerini seçebilirim. Tamamını. Mesela diyelim ki şöyle 10 satırlık bir kısımda bunu uygulamak istiyoruz. 10 satırlık alanı seçiyorum. Veri doğrulamadan veri doğrulama kısmına gidiyorum. Gidiyorum özel eşittir formül kısmına geliyorum. Yazacağım formül E metinse. İngilizce kullanıyorsanız is text yazacağınız fonksiyon. Sadece A2 yazıyorum. Neden? Çünkü verim A2 hücresinden itibaren başlıyor. Daha sonra gidip mesela giriş iletisi ve hata uyarısı kısmını doldurabilirim. Şu kısma dikkat edin. E metinse yazdım parantez içinde alanın ilk hücresini seçtim. Hata uyarısı kısmına gidelim. Mesela e, hata diye bir şey yazalım başta. Bu alana sadece metinsel ifade girebilirsiniz yazıyorum. İsterseniz burada uyarı, bilgi gibi çeşitli şeylerde eee gösterme şekillerini seçebilirsiniz. Durma bu şekil iyi. Tamam diyorum. Şimdi buraya geldim. Bakın mesela Mustafa Bolat yazdım. Güzel hiçbir uyarı vermedi. Geldim başka bir isim daha yazayım. Ela Bolat. Şimdi bir sayısal değer girmek istiyorum. 5 yazdım. Enter'a bastım. Bakın ne dedi bu alana? Sadece metinsel ifade girebilirsiniz. Dolayısıyla veri doğrulamam çalıştı. Peki bu yan sütunda da bir sayısal kontrol yapmak istersen nasıl yaparım? Yine uygulamak istediğim alanı seçiyorum. Veri doğrulama kısmından yine ayarlar özel eşittir e sayıysa İngilizce kullanıyorsanız is number yazacağınız fonksiyonun ismi. Yine burada da başlangıç yerim B2 olduğu için B2 yazıyorum. Hata uyarısına da gidelim. Hata buraya sadece sayısal değer girebilirsiniz. Bunu bir alan olarak değil de bir hücre bazında da yapabilirsiniz. Tek bir hücreyi seçerek de bu veri doğrulama uygulayabilirsiniz. Geldim. Bakın değeri düzgün bir şekilde girebiliyorum. Şimdi başka bir metinsel ifade yazmaya çalışayım. Yazdım. Bakın hata verdi. Buraya sadece sayısal değer girebilirsiniz dedi. Bu da yine özellikle tablo gönderdiğiniz tabloları doldurma ve onların validasyonlarını düzgün bir şekilde yapabilmek için kullanacağınız özelliklerden bir tanesi. Bu nedenle anlatmak istedim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.